1951'de Milli Eğitim Bakanı olan rahmetli Tevfik İleri ve Türkiye Milli Öğretmenler Federasyonu bir ahlak terbiyesi kongresi topluyorlar. Bu kongrenin açılışında Milli Eğitim Bakanı olan yani Tevfik İleri konuşmasında diyor ki bir memleketin ahlakının, bir memleketin nüfusunun %10'u ahlaksızsa o memleket ahlaksızdır. Ben bunu bu sözü her yerde kullanıyorum tabii. Televizyon konuşmalarına falan münasebe çıktıkça kullanıyorum. Önce bana garip geldi. Yani bir memleketin nüfusunun %10'u ahlaksızsa, %90'ı ahlaksızsa o memleket nasıl ahlaksız olur diye. Fakat sonra aklım yattı bu işe. Diyor ki bir memleketin nüfusunun %10'u ahlaksızsa kalan %90 bu ahlaksızlığa göz yumuyorsa, seslenmiyorsa o memleket ahlaksız. Bana ne diyor vesaire diyor, ya korkuyor vesaire falan. Lenin diyor ki bir memleketin nüfusunun %3'ü komünistse, böyle sağlam komünistse, o memlekette çok rahat bir komünist ihtilali yapılabilir. Bunu esas alırsak bir memleketin nüfusunun %10'u katnerli ahlaksızsa o memleket ahlaksız sayılabilir. Şimdi bu konuda her gün televizyonlarda, gazetelerde biliyorsunuz çeşit çeşit haberler çıkıyor. İnsanın içi ürperiyor. Tüyler diken diken oluyor. İnsanlar nasıl bu kadar canavarlaşıyor? Nasıl bu kadar ahlaksızlaşıyor? Hangi değerlerin yoksunluğundan dolayı bunlar oluyor diye. Hepimiz biliyoruz. Bazen televizyon programlarından kapatıyoruz. Haberleri dinleyemez hale geliyoruz. Hatta uykumuz kaçıyor. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz Ağustos ayında İngiltere'de bir isyan oldu. Birkaç şehirden gençler ayaklandılar ve 15 gün kadar süren bir sürede dükkanları tahrip ettiler, çarşıyı, pazarı alt üst ettiler. 300 İngiliz polisi başa çıkamadı. 15 bin İngiliz polisi başa çıkamadı. Ama 300 kadar Türk dükkan sahibi toparlarla vopalarla onları kovaladılar. Ne bildiğiniz gibi gazetelerde, İngiliz gazetelerinde de İngiliz polisiyle alay eden yazılar çıktı. Bizde de bunu aksettirdiler televizyonlarda filan. Bu 15 bin İngiliz polisini bir tarafa atalım, 300 Türk'e teslim edelim. Londra'yı onlar buranın huzurunu sağlarlar kabilinde. Bu hadise üzerine İngiliz Başbakanı Cameron şöyle diyor. Öylesine haylaz bir kuşak nesil yetişti ki ya çetelerin saflarını dolduruyorlar yahut cezaevlerinde. Bizde de farklı değil galiba durum. Şimdi buna çare gösteriyor şey, başbakan. Çareyi de öğrencilere fizik güç kullanmakta buluyor. Ama bizim bildiğimiz gibi fizik bir tokatlamak, dövmek falan değil. Dayak belki olmayacak ama öğretmenler gerektiğinde fizik kullanabilecekler. Nasıl? Mesela yaramazlık yapan bir çocuğu kolundan tutup sınıftan atabilecek. Atabilirse tabii. Bu başbakana göre disiplinsizliğin başlı sebeplerinden biri de erkek öğretmen sayısının azlığıymış. Bundan böyle o ülkede, yani İngiltere'de eğitim sistemi temel üzerine yükselecekmiş. Birisi sınırlı hoşgörü, birisi hemen hızlı disiplin, birisi de fizik güç. Şimdi
Son, daha sonraki zamanlarda biliyorsun halen devam ediyor. Amerika'da Wall Street isyanı başladı zenginlere karşı. Amerikan nüfusunun belki %90'ı bu isyan içerisinde sadece Orta Doğu'ya, bütün dünyada yayıldı. Orta Doğu'da, Afrika'da, Uzak Doğu'da vesairede halen de devam ediyor bu isyan. Bunun da sebebi yine soygun, sadece devletin gelirinin sadece 50 bin, 100 bin zengine aktarılmış olması, %90 gibi büyük bir nüfusun sıkıntı içerisinde bulunması vesaire. Şimdi bundan 3-4 gün evvel, geçen pazar günü biliyorsunuz bir hadise oldu. Televizyonlar da verdi, gazetelerde de çıktı. Erzurum'da bir şey var biliyorsunuz. Bir sosyoloji doçenti emniyette bir toplantı yapıyor. Ve emniyetçiler var konferans salonunda. İlk öğretim öğretmenleri var, müdürler var. Kendi fikirlerini söylüyor doçent. Sonra da salonda hazır bulunan öğretmenlerin, emniyetçilerin fikirlerini sunuyor. Hadiseyi biliyorsunuz. Bir ilk öğretim müdürü ne diyor? Öğrencilerin %90'ı hırsız diyor, ahlaksız diyor, saygısız diyor vesaire filan. Bunlardan memlekete, ailesine hiç kimseye hayır gelmez. O halde çare nedir? Çare emniyet, kan şeyleri yapsın, haritaları çıkarsın ve bu haritada kanlar alsın, gen haritası çıkarsın. Gen haritasında kimin daha büyümeden, yürümeden ahlaksız olacağı bilinir. Memlekete, millete zarar getirmeyip de bir sürü zarara sebep olacağı olan bu kimselerin yürümeden telef edilmesi lazım diye çekiyor. Öldürülmesini istiyor yani. Ve Güney Amerika'dan filan misaller veriyor. Biliyorsunuz Brezilya'da, Arjantin'de ve ona benzer ülkelerde tinerciler çok fazla. Bu tiner de benim doktorlardan duyduğuma göre beyni uyuşturuyormuş. Yani tiner içmeye, çekmeye alışan bir kimse beyni oluşuyor, onu uyuşuyor, ona hiçbir şey anlatılamıyor, hiçbir şey yaptırılamıyor. Sadece kafasındaki olanın dışında bir şey anlatılamıyor. Onun için bunlar cemiyette çoğalıp da zarar vermeye başladığı zaman kızım gideceksiniz de niye geldiniz daha konferans başlamadı? Bunları bir yere topluyor Arjantin'de vesairede. Etrafını çitlerle çeviriyorlar. Cemiyete girmesinler, zarar verilmesin diye. Onlar orada besliyorlar ama orada tükenmelerine falan vesile olur. Bunları örnek veriyor. Şimdi elimde bir şey daha var. Birkaç gün evvel yine bir gazeteden kestim. Güney Kore biliyorsunuz iktisaden çok yükselmiş bir ülke. Biz ona falan yetişmeye çalışıyoruz. Orada bir haber, bunu da New York Times'tan almış haberi. Kore'yi Konfüçyüs kurtaracak diye. Bu işin başındaki adam şikayet ediyor Kore'deki ahlaksızlıklardan. Diyor ki ekonomimizi düzeltmiş olabiliriz ama ahlak kavramı yok olmak üzeredir. Ahlakı yeniden tesis edersek tüm sorularımıza cevap bulabiliriz. Park, bu konuşan adam, Seul'ün 160 kilometre güneyindeki bir kasabada 1543 yılında açılan 11 konfüçyüsümüz ve etaphanelerden oluşan şu isimli akademinin müdürü ve orada neler yapacaklarını bilgisi sayıyoruz. Ama birinci derecede ahlaki eğitim, tedbi eğitim vesaire. Şimdi bu insanları böyle çoğaltmak çok. Fakat ahlaki bozukluk tabii yeni bir şey dedi. Bizim Osmanlı döneminde de vardı. Hatta biliyorsunuz
Namık Kadın, Hakem Adın, Padişah'a hitaben yazdığı bir şiir var. Oradan aklımda kalan iki kıtayı size okuyayım. Diyor ki Namık Kemal, edepsizlikte tekleriz, kimi görsek etekleriz, haktan da yardım bekleriz, ne utanmaz köpekleriz. Dal kavuklukla itikaf, bizi etti bunlar harap, sen söyle ey şevketme, şevketme ah, ne utanmaz köpekleriz. Şimdi, mesele buyken, burada manevi değerlerin düşüşü ne zaman başladı? Bilhassa Batı'da. Onu ben size böyle kısaca özetlemeye çalışacağım. Tabii bu Max Weber diye bir sosyolog filozof var biliyorsunuz. Alman. Sosyolojinin de kurucularından sayılır. 1923'te öldü. Onun bir kitabı var. İlim, alim ve ilim ve alim diye pardon. Türkçe çevrilmedi. Onun sonunda diyor ki, bakın biz desek kıyameti kopardılar bu batılılar. Rönesans'tan itibaren diyor, eski Yunanlıların putları ihya olundu diyor. Bu putların ihya olunması, pardon ihya demiyor, kelimeyi söyleyeyim, hortladırdı. Hortladırdı diyor. Bu putların hortlatılması bizim Allah'la olan bağımızı kesti diyor. Ben demiyorum. Bakın ben desem bir sürü şey söyledim. Ve buradan başladı. Allah'la olan bağın kopması Rönesans'tan itibaren başladı. Ne oldu neticede? Rönesans'ta bu ders kitaplarında her gün alay ve alay ile öğrendiğimiz, öğrettiğimiz bir hümanizm denen bir hareket var. Hümanizm evet, insancılık demek, insaniyetçilik. Ama bu hümanizmin farkı var diğer hümanizmlerde. İslamiyet'te de var insaniyetçilik vesaire, diğer Hristiyanlıkta da var filan ama onlar Allah'a dayanarak sunuyorlar. Bu hümanizm Allah'ı inkar ettiği için, Allah'ın varlığını bir tarafa bıraktığı için, Allah'ın yokluğun, varlığının kaldırılmasının bıraktığı boşluğun yerine İnsanı Tanrı olarak oturtan bir hümanizm. Bu hümanizm elbette ki maddeci bir hümanizm. Bu hümanizm insana tabici bir hümanizm. Ve Karl Marx gibi komünist ideolojiyi ortaya koyan insanlar da insanı Tanrı ilan ettiler. 19. yüzyılda. Hatta burada var ama o da teferruata girmiyorum. Bu Popper diye bir Avusturya asıllı, Viyana asıllı İngiliz filozofu var. 1994'te öldü. Onun kitapları tam tercüme edildi Türkçe'ye. Orada bulabilirsiniz. Söylediklerim ders kitaplarında da vardır. Benim felsefeye giriş kitabına da aldım o metni ben. Orada diyor ki, işte bu Yunan putlarının hortlatılmasından sonra Tanrı'nın yerine tabiat tanrısı konulduruyor. Hegel'den itibaren mahkeme-i kübranın yani ahiretteki büyük mahkemenin yerine tarih mahkemesi konulduruyor. Yani demek ki bizim inançlarımızın, inançlarımızdan doğan hareketlerimizi besleyen değerlerimizin kaynakları bir bir kurutuluyor. Ve biliyorsunuz aydınlanmacı hareket var. Aydınlanmacı hareket zaten şimdi bazı kimseler ballalları ballanlara ballanlara anlatıyorlar. Aydınlanmacı hareket Allah'ın sadece yeryüzünde değil, kainattaki hükümranlığını kaldırmak isteyen bir harekettir aslında. Yani bunu unutmamak lazım. Çünkü her türlü dine, din inancı geleneklere karşı bir hareket. Ondan sonra evrimcilik geldi ve mesela bir Fransız tıp adamı aynı zamanda filozof insanı makine ilan etti. Bu kitap Türkçe'ye çevrildi 1980'de.
makine insan diye, Türkçe insan bir makine diye Türkçe'ye çevirdi. Yazıldıktan 250 sene sonra. Orada diyor ki, insan bir makineden ibaret. Tabiatın eseri olduğu için. Peki, biz bugün düğmeye basıyoruz, makineyi çalıştırıyoruz. Ama makinenin şuuru var mı? Yok. Güney Seyül Adaları'na İngilizler gittikleri zaman, 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarında, oradaki yerlileri görüyorlar, şunu görüyorlar. Onların lideri diyor ki, bu şeyler, Batılılar bize her şeyi getirdiler, elektriği getirdiler, treni getirdiler, şunu getirdiler, bunu getirdiler, medeniyet diye bunları getirdiler. Fakat makineye bir ruh veremediler. Şimdi insanı makine gibi görmek çalışması bakımından belki bir izah verdi, bir iyi bir şey. Ama tabiatta ruh yok, tabiatta eğitim yok, tabiatta ahlak yok, tabiatta değer yok, tabiatta ilim yok. Bunlar hepsi insanın ürettiği şeyler. İnsandan meydana gelen şeyler. Hayvanlarda da değer yok. Yani değer dediğimiz, inanç dediğimiz şeyler yok. İyilik dediğimiz, ahlak eserler dediğimiz şeylerin hiçbirisi yok. Dolayısıyla bütün bunlar bize birikerek geldi. 19. yüzyıldan itibaren, yani Tanzimat'ın öncesinden itibaren birikerek geldi. Hatta Sultan Mahmut, 2. Mahmut 1826'da Tıbbiye-i Şahane'yi açtığı zaman Tıbbiye-i Şahane, yani tıp fakültesi Fransızca öğretim yapıyordu. Ve Fransız hocalar geliyorlardı. Bir İngiliz seyyah 1847'de bu Tıbbiye-i Şahane'nin kütüphanesini geziyor. Kütüphanedeki kitaplara bakıyor. Okunan kitaplar hepsi materyalist kitaplar, Fransızca. Maddeci filozofların kitapları. Ve o kadar çok okunmuş ki, kalemle altılar o kadar çizilmiş ki, satırların bir kısmı okunamaz hale gelmiş. Ve bizim o dönemde tıbbiyeden mezun olan insanlarımızın çoğu inkarcı, maddeci ve Batı'nın maddeci felsefelerini Türkiye'ye sokmaya çalışan kimseler olarak okudular. Rıza Tevfik bunlardan birisidir. Kendisi hatıralarında söylüyor. 1880'lerde tıp fakültesinin talebelerin hepsi biyolojik materyalizme inanıyorlardı. Yani bizi biyolojik yönden tabiatın yarattığını ve tabiatın bir parçası olduğumuzu söylüyorlardı. Tabiatın içinde çıkabilecek bir gücümüzün olmadığını söylüyorlardı. Peki bunların Türkiye'ye yaptığı Tanzimat döneminde, Meşrutiyet döneminde, Cumhuriyet döneminde Oktay Rifat Horozi diye bir şair vardı, öldü. Bir şiirinde diyor ki, Tanrı katında ruhlar dizi dizi, söz ruhu, nane ruhu, insan ruhu. Kimyasal bir madde olan dönüşebilen söz ruhuyla, nane ruhuyla, insan ruhu aynı seviyede, maddeci görüş bu. Peki nane ruhuyla insan ruhunu nasıl besleyebileceksiniz? Besleyebilir misiniz? Ruh hastası olduk. Nane ruhu yutturulduğu zaman, nane yutturulduğu zaman yormamız lazım. Ama bunların hiçbirisi olmuyor. Bugün de aynı şekilde. Birçok anlayış maalesef öyle. Bir yaşlı köşe yazarı 80'in üzerinde 2 sene evvel benzer şeyler yaptı. Yani insan ruhunun maddi ruhlarla aynı şey, onun bir ürünü olduğunu ortaya koyuyor. O zaman insan bir makine ise, insan tamamen tabiatın yarattığı bir varlık ise ve tabiata bağlı bir varlık ise, onun manevi değerlerini nasıl besleyeceksiniz veya nasıl onu geliştireceksiniz? Geliştiremezseniz o zaman o insan canavarlığa dönüşürse, geçen gün işte Ankara'da oldu. Bir bakkal dükkanını işleten bir kadından bir adam her ay 50 lira istiyor, haraç istiyor. Vermiyor kadın.
Adını öldürdüğü yetmiyormuş ki. Kellesini kesiyor, torbasını koyuyor, götürüyor. Şimdi bu kadar canavarlaşıyorsa bu insan, onu durdurabilecek bir manevi değer yok demek. Değer o bakımdan, bakın söylüyorum, çocuklar, gençlerimiz, hasta bakımlar, değer bizi kötülüklerden alıkoyabilen şeylerdir. Değer bize hayata değer katan şeylerdir. Değer bizi günahlardan alıkoyan şeylerdir. Bunları yitirdiğiniz zaman bizim hayvani şeferimiz ortaya çıkar. O zaman önleyemeyiz. Nefsane arzularımızın selinde akar gideriz. Bunun için manevi değerler buhranı hepsinden daha bütün ve daha büyük ve daha tehlikeli bir buhrandır. Size 1961'de ölmüş olan Freud'un çalışma arkadaşları, meşhur bir psikiyatrist var, bir psikolog aynı zamanda. Bu zat bazı kitapları falan da tercüme edildi. O diyor ki uygar dediğimiz şu dünyadaki akıl almayacak vahşetlere bakın. 1940'larda falan yazıyordu. Bütün bunlar insanların ve zihni durumların mahsulü. Bakın şu şeytansı yıkma araçlarına. Bunlar hepimizin özendiği, kimseye zararı dokunmayan beyler, aklı başından saygıdeğer vatandaşlar tarafından icat edilmiştir. Kimse kendisini ne kadar ve nerede şeytan içinde barındırdığını bilmeden kişi tutuyor, kendi durumunu başkasına yansıtıyor. Böylece en büyük topları, en zehirli gazları bulundurmak kutsal bir ödev oluyor. İşin kötü yanı, kişinin kendini haklı göstermesi. Çünkü atomu bulmak iyi bir şey ama atom bombasını insanların yok olması için kullanmak hiç iyi bir şey değil. Veya işte bizim bu anarşi döneminde, 80 döneminde falan çok oldu. Mesela Kırıkkale'nin su sistemine biyolojik silah, yani zehir atmak suretiyle bütün şehri zehirlemek isteyen kimseler yakalandı. Veya mikrop atıyor böyle bir yere, bütün şehri mikroplar su içerken veya suyu kullanırken. Bunlar her zaman toplu imha şeylerdir işte. Şeyler de biliyoruz. Japonya'ya atılan atom bombaları, adam bunu kastediyor. Ve korku dalgalarıyla diyor her tarafımız çevrilmiştir diyor. Kilisenin bizi koruyuculuğundan mahrum kalmışızdır diyor. Biz caminin koruyuculuğundan mahrum kalmışızdır diyemiyoruz. Şimdi tabii bizde bir takım şeyler var. Yani filmlerde falan görüyorsunuz. Bu dizilerde vesairede falan. Bundan birkaç sene evvel oynamış olan işte Ekmek Teknesi gibi vesairede bu manevi değerlerin bir kısmını geliştirmeye çalışıyor. Şu sırada çok oynanan, şu 15 gündür oynanan Fetih filmi mesela. Görmüşsünüzdür. Fetih filmini hepinize tavsiye ederim. Evet, bir film tek başına bir şey ifade etmez ama bir İstanbul'un fethinin elde edilmesindeki çekilen güçlükler, insan iradesinin nasıl o muazzam güçlere bütün Avrupa karşımızda, kendi içinizde, kendi elemanlarınız, kendi vezirleriniz size karşı, herkes şeyinizden geliyorlar, nasıl bitmez, tükenmez bir azim ve iradesi olduğunu ortaya koyuyor, bir tarih şuuru veriyor, bir inanç veriyor ve bu tarihi yaratanlara karşı da büyük bir saygı ve sevgi şeyi uyandırıyor. Bunların çoğalması lazım tabii. Ve değer dediğimiz şey, mesela evet, şu saat bir değerdir. Şu su bir değerdir. Ama bunlar maddi değerler. Para bir değerdir. Hepimizin yanına başta ulaşmak istediğimiz ve çoğaltmak istediğimiz bir şey. Fakat bunlar maddi değerdir. Mal, mülk, servet, araba, şutu, bu süreçlerdir. Biz bu değerleri seçerken, alırken bir seçim yapıyoruz.
Yani bir arabayı alırken seçim yapıyoruz. Bir de tercih yapıyoruz. Niye göre tercih yapıyoruz? İhtiyacımıza göre tercih yapıyoruz. Değerler demek ki arzu edilen şeyler ama arzu edilirken rastgele değil, bizim ihtiyacımıza göre bir de seçme kabiliyetimiz. Peki seçimi neye göre yapacağız? Bir, hoşa gitmemize göre. Yani hoşa giden bir şey, bunun rengini beğeniyorum diyor. Bunun kokusunu beğeniyorum diyor. Bunun davranışını beğeniyoruz veya neyse. Dolayısıyla değerleri tercih ederken bu gibi şeyler ön plan çıkıyor. Çıkması da lazım zaten. Ama mesela burada şuna da temas edin. Dünyevi değer, uhrevi değer diyorlar. Dünyevi değerle uhrevi değer ayrı diyorlar. Bence ayrı değil. İç içedir. Neden iç içe? Para dünyevi bir değerdir ve maddi bir değerdir. Parayla işte sebze, meyve vesaire satın alıyorum, ihtiyacımı karşılıyorum. Ama parayla sadaka verdiğin zaman bu uhrevi değer olur. Parayla zekat verdiğin zaman bu uhrevi değer olur. Parayla Allah rızası için ama Allah rızasını gözeterek birisine yardım ettiğin zaman bu uhrevi değer olur. Su, maddi bir değer. Temizlikte kullanırız, her şeyde kullanırız. İşte vücudumuzun ihtiyacını karşılarız filan. Ama bu suyu abdest alırken kullanırsam uhrevi değer olur. Veya dünyayı değer olmaktan çıkar. Veya işte boy abdesti alırken veya neyse tuvalette temizlenirken vesaire. Demek ki dünyevi değer, uhrevi değer diye bir ayrım yapmak yanlış. Biz bunlarla iç içeyiz. Bunların için söylüyorum. Bunları şunun için söylüyorum. Değerler bizim eylemlerimizi, faaliyetlerimizi, etkinliklerimizi teşvik eden şeyler. Çünkü seçtiğimiz, ihtiyacımızı giderek, beğenerek, hoşlanarak seçtiğimiz şeyler bizim aynı zamanda onların peşinden koşmamıza ve onlara dayanarak mevcut durumumuzdan daha yüksek seviyeye, ama manevi seviyeye tıkaç ediyoruz. Makamı yükseltmek olabilir. Ama mevcut durumdan daha yüksek seviyeye manen ahlaki değerlerimizi yükseltmeye vesaire falan şey yok. Vesile olduğu için. Çünkü değer olmazsa yükselme olmaz. Değer olmazsa insanda gelişme olmaz. İnsan daima değişim ister. Gelişim ister. Çünkü yerinde saymayı insan kendisi de istemez. Hani spor tavsiye ediyorlar boyuna. O bedenin gelişmesi için, bedenin ataletinin hareketsizliğinin giderilmesi içindir. Ama ruhun da ihtiyacı var. Ne diyor Necip Fazıl? Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz diyor. Ruhumuz desteksiz kaldığı zaman bedenimizin desteği de işe yaramaz. Beden de çöker. Niye çöker? Moralim bozuldu diyor. Anında moralim bozuldu diyor. Nereye gitti bu beden? Çöküp kalıyor. Dolayısıyla iş sadece maddi yöne değil, manevi yöne bağlı. Dolayısıyla bizi yeni faaliyetlere ve varlığımızı, hareketlerimizi aşan faaliyetlere sevk eden değerlerdir. Eğer değerler bunu yapamıyorsa o zaman değerleri yenilememiz veya değerleri değiştirmemiz lazım. Şimdi değer diyoruz. Acaba mesela maddi değerleri bir tarafa bırakalım. Sağlık değerlerimiz var. Yani yani sağlıkla sıhhati karıştırmamak lazım. Çünkü başın sağ olsun dediğimiz zaman Allah size ömür versin demektir. Ama sıhhatım yerinde dediğimiz zaman, yerinde değil dediğimiz zaman ben hastayım demek. Başımız sağ dediğimiz zaman ben hayattayım demek. Nitekim Feriskan bir beytinde bir kıtasında diyor ki
Sağlarında nice ehli hünerin bir tutam tut bile konmaz aşına, evvelanı öldürürler acından, sonra mültürme dikerler başına. Sağlığında nice ehli hünerin, sıhhatli olduğu zaman değil, yaşadığı zaman değeri bilinmiyor, öldükten sonra değeri bilinmiyor, bilinme manasında. Bu bir değerdir, evet, biyolojik değerler var, vesaireler var. Ama bizim değerlerimizin kaynağı ne olmalıdır işte, esas mesele bu. Bu değişken dünyada, bu göreli dünyada, her şeyin göreli olduğu, her şeyin değişken olduğu bir dünyada, değişmeyen bazı şeylere insan sarılmak ihtiyacındadır. Bunu kimisi, işte kendisine idol diyorlar bütün gençler, diyelim ki bir şeyi, ses sanatçısını seçer. Veya Michael Jackson gibi bir adamı seçer. Veya bir film yıldızını seçer, bir futbol yıldızını seçer vesaire filan. Onlar hastalandığı zaman bunlar da hastalanır. Onlar öldüğü zaman bunlar da perişan olur vesaire. Ama onlar da fani. Onlar da ölümlü. Ölümlü olmayan bir kaynağa dayanmazlar. Neden? Neden ölümlü olmayan da kaynağa dayanmazlar? Bir bakınız. Ateistin de ahlakı vardır. Maddecinin de ahlakı vardır. Marksistin de ahlakı vardır. Marksistin ahlakı üretime dayanır. Bir insan ne kadar çok üretirse o kadar ahlaklıdır. Üretim esasına göre. Yani maddeye verir mi? Maddi şeye göre. Layık ahlak vardır. Evet, Kaplan'ın dediği gibi layık ahlak. Felaket zamanlarında insanı yalnız bırak. İnsana bir teselli veremez. Marmara depreminde gördük. İnsanların moralini yükseltmek için bir takım adamlar gittiler, felsefeden bilmem neden bahsettiler. Hepsi de bir tarafta Allah'a inançları dolayısıyla sabredebilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Ateistin ahlakı vardır, ahlak anlayışı vardır. Yani ayrı bir ahlak diyor aslında. Ama ateistin ahlakının müeyyidesi yoktur. Layık ahlakın müeyyidesi yoktur. Sırf kuru akla dayanan ahlakın müeyyidesi yoktur. Eğer bir ateist, bir maddeci benim ahlakım vardır derse doğrudur. Ama müeyyidesi olmadığı için, yani yaptırım gücü yoksa ahlakı. Ben diyorum ki şu saat falanım. Ama bu benim olacak. Benim olacak dediğim zaman ben bundan Allah'tan korkarak, Allah'ın vereceği cezayı düşünerek, o müeyyidiyi düşünerek bundan kendimi vazgeçirebilirsem, o zaman ahlaklı olur. Şimdi bir zamanlar Türkiye'de bu Nokta dergisi falan vardı 1990'larda falan. O dergi 1989'da yanlış hatırlamıyorsam bir şey yaptı. Bir röportaj serisi yaptı. Ateistler ezildi. Ateistler harekete geçmektir, parti kurmalıdır falan dediler. Konuşturdular. Ben bunların bazılarının isminden de vermedim. Mete Tuncer şimdi yaşıyor. Şuurlu bir mümkünüm diyor. İnkarcıyım diyor yani. Ama diyor ki ben elimden sağ adımımı atmadan besmelesiz dışarı çıkmam. Ben bu yaşa geldim, ben yapamıyorum. Niye? Anasından babasından öyle görmüştür. O yerleşmiştir. Birisi diyor ki yine orada bir profesör, bir şey gazeteci falan. Ben diyor evden çıkarken annem arkamdan su döker. Oğlum tuttuğun altın olsun demiş. Yanlış yola gitmedi. Ben ona inandığına inandığım halde hoşuma gider. Hep bir duayı etmesini isterim. Öyleyse bu ahlaklar da, yani bizim ahlakımız var dediği denilen insanların ahlakları da layık ahlak vesaire filan temelinde dini ahlak. Filozoflar da öyledir bakın.
Ben felsefe tarihçisiyim. 50 senem, 60 senem verdim buna. Batı felsefesi tarihini de biliyorum. Yani biraz hiç ondan iyi gibi. Eski Yunanlardan itibaren. Üstelik birçok felsefe tarihçisiyle uğraşmadığı şeyler, eski Çin'i vesaire filan. Şunun için söylüyorum, filozoflar söylüyor. Filozofun ahlaklı kalp filozofi teorisi varsa, ahlak teorisi varsa, kendi döneminde yaşayan, toplumunda yaşayan inançların mahsuludur o bilim bilirin. Hele o dönemde şeyler varsa böyle hak din. Mesela eski Yunan'da Eflatun'un, Aristo'nun zamanında hak din neydi? Yunan bir şeydi. Yahudilikti. Musevilikti. Numenius diye bir şey var. Yunanlı bir tarihçi var. O diyor ki Eflatun Yunanca konuşan bir Musa idi diyor. Ne demek? Hazreti Musa'nın prensiplerini aldı, felsefi kalıba döktü. Yunanca yazdığı için de Yunanca oldu diyor. Ben buna inanıyorum. Ben birçok bakmıştım felsefecilerine inanmıyorum. İnanmıyorum. Ama koyduğu prensipler Eflatun'un bakın yasalar diye kitabı teslim etti. Neden onun müthiş kitap Türkiye. Açın bakın orada. Dine inanmayanın nasıl idam edilmesi lazım geldiğini, nasıl düşmanması lazım geldiğini, nasıl sürülmesi lazım geldiğini, nasıl cezalar verilmesi lazım geldiğini bir bir anlatıyor. Bu Profesör Teoman Durand'ın bir makalesinde diyor ki Eflatun tam şeriatçı bir kuru. Şeriatçı bir kuru. Biz de bu laflar söylenemez tabii ama yani demek istediğim filozofların sistemleri bile kendi cemiyetlerindeki inançları aksettiren şeyler. Ateistin diyende, laikin diyende veya başka şey pozitivistin diyenin ahlakında da bunlar yansır. Ben pozitivistim veya pozitif felsefeye inanıyorum diyen batılı bilim adamlarının, filozofların, fikir adamlarının birçoğu Katoliklikten, Protestanlıktan azami ölçüde gayri ihtiyari etki almışlar. Çünkü doğduğu günden itibaren bize de vaftiz edildi. Kiliseye götürülür, kilise okullarında okurlar. Bugün batılı bildiğimiz filozofların büyük bir çoğu teoloji mezunları. Halbuki Türkiye'de maalesef bir takım gruplar felsefenin dine ilgisi yoktur olamaz. Hele ilahiyat mezunu ise felsefeciler bunlar onlar tabi edilmelidir. Atılmalıdır dedi. Halbuki mesela ben size söyleyeyim. İşte meşhur büyük Fransız, şey İngiliz, Alman filozofu Hegel teoloji mezunu. Fichte teoloji mezunu. Schelling teoloji mezunu. Schleiermacher Berlin'de vaizdir. Berkeley başpiskoposu. Malbranche başpiskoposu. Hatta bizde dinsiz olarak tanıtılan Heidegger 1976'da orada daha dünkü adam. Katolik kolejinden mezundu. Cizit koleji mezundu. Papaz yardımcılığına kadar yükselmiştir. Kendi makaleleri var. Türkçe'de çevrildi. Teoloji olmasaydı ben bir şey yapamazdım. Ama bizde bunlar ne söylemiyor ne söyletiliyor. Bir tabu konuluyor böyle. Onun dışına çıkamazsın. Yani. O bakımdan burada değişmeyen bir kaynağa dayanarak değerlerimizi kuvvetlendirmemiz lazım. O da o kaynakta birinci derecede felsefi ifadesiyle aşkın varlık, normal dini ifadesiyle Tanrı veya Allah dediğimiz varlık. Şimdi sevgi diyoruz. Herkes sevgiden bahsediyor. Ateist de bahseder veya inançlı da bahseder vesaire. Ama herkesin sevgi bahseder, anladığım anı. Kendisinden olan sevgi var, kendisinden olan husumet var. Öyle mi? Sevgiyse, insansa herkes sevmemiz lazım. Demek ki kaynağın kuşatıcı olması lazım. Bakın, değerlerimizin kaynağı değişmez ve kainatı kuşatıcı olduğu için mesela eskimeyen bir müessese var bizde. Yüzyılların eskitemediği vakıf müessesesi.
Niye dayanıyor vakıf müessesesi? Bir ayetin iki cümle iki kelimesine dayanıyor. Festebikul hayrat diyor Cenab-ı Hak. Hayırda yarışın. Şeyin Selçuklu döneminden, daha önceki dönemlerden kalma vakıflar var bizde şimdi. Onların vesikalarından ortada. Osmanlı döneminin vakıflarının birçoğu yine ortada. Bunu niye yapıyor adam? Ahirete inandığı için. İnsanlara inandığı için. İnsanların hayrına olsun. İnsanlara ondan istifadeler. Üsküdar'a gittiğinizde İstanbul'a daha İçkeli'ye varmadan solda Valide Sultan Camii var. Caminin ön tarafına geçin. Orada kapının üst kısmında delikler var. Onlar kuş saraylarıdır. Arka cephesine bakın, yoldan tarafına bakın. Orada şöyle özel olarak yapılmış, yerleştirilmiş kuş sarayları var. Kuşlar, uçarlar, gelirler, dünyayı dolaşırlar, gelirler, oraya gelirler, orada dinler. Ama dinmeden önce caminin ön arka tarafına da havuz yapılmıştır onların yıkanmaları için. Şimdi bu vakıfın ortaya koyduğu için bir medeniyettir, bir değerdir. Yunus'un mesela ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bunca okumaktır diyor. Bizim bugünkü okullarımızda öğrettiğimiz şeyler kendimizi öğretmeye yetiyor mu? Yetseydi bu şikayetlerin hiçbirisi olmaz. Okumanın manası kişi hakkın bilmektir diyor. Okumanın manası kişi hakkın bilmektir. Çül okunur bilmedin habir kuru emektir. Öyle mi? Peki ben kul hakkını bilmiyorsam, kul hakkını yiyorsam, kul hakkını yemekten ısrar ediyorsam, o zaman benim inançlarımın bana hiç faydası yok. Çünkü benim inançlarım bunu men ediyor. Ben beş vakit namaz kılsam, Yunus'un dediği gibi istersen bin defa da hacca gitsem hiçbir faydası yoktur. Allah katında da faydası yok. Niye? Çünkü iman kalbimize yerleşmemiştir. İnancımız sahtedir. İbadetimiz sahtedir. Gösteriştir. Erayet elde diye suresini okuyun. Orada namaz kılanların birçoğunun murailik gösteriş yaptıklarını söylüyor Cenab-ı Hak. Yani hakiki olarak biz Allah'a inanırsak ve ona inançlarımızı ona inanarak okullarımız, ibadetlerimiz yerine getirirsek o zaman kalbimizi gerileşmiş olur. Yoksa işte sahte inanç olur. Sahte inanç olduğu için bugünkü Müslümanlarda gördüğümüz arızaların, sakatlıkların, hukuksuzlukların, hatta ahlaksızlıkların hepsi bir bir ortaya çıkar da daha da artar. Kur'an'da birkaç ayet var. Mesela Vegaletin Arabi diye başlayan bir ayet var. Arabi dedi ki, yani Bedevi, şey Arap köylüsü. Eslemna, biz Müslüman olduk dedi. Velakin velem yedukul fi kalbi iman. Kalbine halbuki diyor Cenab-ı Hak. Müslüman olduk dedik de diyor. Kalbine iman girmedi. Bugün birçoğumuzun Müslümanlar böyle değil mi? Ha, dolayısıyla Müslümanlıkta veya Hristiyanlıktan yani inancından samimi olacaksın. Kalbin derinliklerine inecek iman. Aksi takdirde yaptığımız işlerin hiçbir faydası yok. Bize faydası yok zaten, ayette zaten hiç faydası yok. Evet, menfaat temin ederiz, bilmem ne olur, bunlar gelip geçici şeyler. Ve ailede vesairede huzursuzluk olur. Bakın, size eski bir şeyin, yani bundan 1300 sene önce ölmüş olan bir zatın bir sözünü nakledeyim. Diyor ki, benim Allah'a olan itaatımın azaldığını hizmetçimin ve eşeğimin bana itaatinin azalmasından anlıyorum diyor. Demek ki bizim hizmetimizde olan şeyler bile bize itaatte
itaatsizlikte ısrar ediyorlarsa, itaatsizliğe yöneliyorlarsa kabahati bizde anlıyor. Ben bunu her yerde söylüyorum. Avrupa'da, Almanya'da söylüyorum. Konferanslarında mesela. Çocuklarınızda rahatsızlık varsa, sevmediğiniz şeyler varsa hiç çocuğa kabahat edin. Kendini düzelteceksin. Önce kabahati, bu nefis muhasebesi aslında. Necip Fazıl'ın bir şeyi var, yetiş ey zorlu nefis muhasebesi diyor. Şimdi ödeleştire diyorlar. Ödeleştire nefis muhasebesi değil bana göre. Nefis muhasebesi çok farklı. Dolayısıyla burada niyetli olan, gelenekleri olan ve bizi sağlam bir hayat anlayışına, yaşayışına götürebileceği olan değerlere ihtiyacımız vardır. Bu değerleri yahut kuvvetlendirmeye ihtiyacımız vardır. Bunun için eğitime ona göre şekil vermek lazım. Yani eğitimimizde bakın arkadaşlar bilirler Avrupa'ya Amerika'ya giden vesaireler falan. Oralarda da kreşler var bizimkinde de var. Ama oradaki kreşlerin kadrolu papazı var. Kadrolu doktoru var. Kadrolu psikoloğu var. Kadrolu vesairesi var. Bizim hangi kreşte, hangi anaokulunda kadrolu hocası vardır, kadrolu doktoru vardır, kadrolu psikoloğu vardır. Üstelik o kreşlerin bizimki gibi 30-40 öğrencisi falan da yok. Bir semtte mesela Paris'in bir semtinde 60 bin kişinin okuduğu büyük şeyler, kreşler var. Veya daha fazla. Ha, onlar iyi yetiştiremiyor mu? Onlar ayrı mesele. Yetiştirir yetiştiremez, o da ayrı mesele. Ama bu var. Yalnız geçen sene bir şey olsun, onu da söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanlığı, bundan önceki bakan, anaokullarında Kutlu Doğum Haftası yapılmasını talimat olarak bildirdi. Ve ilköğretim okullarında. İşte malum bir takım gazeteler vesaireler filan ciltiler, peygamberi oraya da mı sokacaksınız, çocuklarının kafasını diye berbat edeceksiniz vesaire filan diye. Bakanlık da dedi ki, manevi değerlerimizi kuvvetlendirmemiz lazım, manevi değerlerimizi aşılamamız bakımından yediriyoruz. Dolayısıyla burada birinci derecede iş kendimize düşüyor, ikinci derecede ailemize düşüyor. Üçüncü derecede toplumumuza ve aynı zamanda işte o tevfikilerinin %90'ın vurdum duymaz olması halinde dediği şey. Ondan birinci derecede kullanmışlar, kurtulmamışlar. Şeyin, o Gustav Jung'un bir sözünü daha nakledeyim size. Günümüz insanının huzursuzluğunun esas sebebi aşkın değer buhranıdır. Manevi değerlerin mutlak varlık ile, yani Allah ile alakanın kopması insanları ve toplumları yeni değerler aramaya yöneltti. Kapitalizm ve sömürgeciliğin gelişmesi maddi ve geçici değerlerin hakimiyetini getirdi. Bu değerlere sıkı sıkıya bağlanıp kendisini kaptıranlar maddenin, servetin, maddi zevklerin kölesi haline geldiler. Goethe'nin ruhunu satan Faust'un durumuna, manevi dünyalarının boşalmasına, manen tatminsizliğe ve huzursuzluğa düştüler. Bu da onlarda bir bunalımı doğurdu ki aşkın değer buhran dediğimiz şey işte budur. Mutlak varlık kendisinden başkasına tabi olamayan varlık olduğuna göre ondan kaynaklanan değerlere bağlanarak buhrandan çıkma yolları arayanların yanında maddeden gelen hastalığı yine maddi yollarla tedavi etme yolunda devam edenler daha da çoğaldı diyor. Bu halde devam ediyor. Yani onları ben size ayrı ayrı şey yapmıyorum. Çünkü metne sadık kalsam zaten iyice huzur kaçar. Demek ki burada temel değerleri saygı gibi, sevgi gibi, sorumluluk gibi değerleri iyice aşılamamız lazım. Hem de küçükten bakın ben kendimden bahsedeyim. Yani şöyle biz dört çocuk büyüttük.
hanım burada. 5 torun büyüttük. En az 15 kadar da yeğenimiz büyüttük. Benim bunlar üzerinde tecrübelerim var. Ama şu var, doğduğu günden itibaren, hatta doğmadan önce mümkünse, bir takım telkinlerde bulunuyor. Nasıl bulunuyor? Çocuk şurada yatıyor, yeni doğmuş çocuk. Ben odada dolaşırken sordum, sarı çiçeği okuyor. Çocuğum zihnine yerleşiyor. Veya bir ilahiler okuyorum, veya bir ayet okuyorum, yüksek sesle kendi kendime okuyorum. Ama onun kulağına gidiyor. Orada oyun oynarken onun kulağına gidiyor. Bakın şunu söyleyelim. Biz burada peşemedeyken bizim bir çocuğumuz meydana geldi, dünyaya geldi. O 2,5 yaşındaydı. Bir gün hanıma dedim ki, buna bir şey teklif edelim. Bunun yapabileceği, aklına erebilecek bir şey, şu işi nasıl yapalım diye soralım. Eğer yapabileceğimiz makul bir şey söylerse onu da hemen yapalım. Tamam. Gel bakalım, gel. Şu işi nasıl yapalım dedik. Çocuk düşündü, şöyle yapalım baba dedi. Biz de hemen yaptık ama. Uygulanacak bir şeydi. İnanmazsınız. Çocuk o dakikada değişti. Neydi, nasıl değişti? Ben bu ailenin bir ferdiyim. Bana danışılıyor. Bak 2,5 yaşında çocuk bunu düşünüyor. Benim fikrimi soruyorlar. Benim söylediğimi yapıyorlar. Ben de demek ki bir toplumun zihin diye. Ondan sonra aklının erdiği kadar teklifler getirmeye başladı. Onun için çocuk eğitimi tabii çok mühim. Her şey okulda verilmez. Zaten okullarda da maalesef aileden verilen şeylerin birçoğu geri gidiyor. Televizyon alıyor şimdi, radyo alıyor. Müzik eserleri, o dinlediğimiz hafif müzik eserlerinde falan gayri ahlaki çok unsurlar var. Onlar alıyorlar. Gazetelerin birçoğunun yayını vesaire falan belli. Toplumun içinde de zaten öyle. Eskiden mahallelerde küçük şeyler vardı. Böyle büyük apartmanlar yoktu vesaire falan. Çocuklar bir arada oynanır, kendi kendilerine analarından, babalarından duyduğu şeyleri dinleyerek birbirlerine aşıda bulunurlar. Ben hatırlıyorum köyde, anamdan babamdan biraz bir takım şeyler öğrendim ama kıyamet neymiş, ahiret neymiş, sorgu neymiş, cehennem neymiş, cennet neymiş, efendim melek ne iş yaparmış, işte Nuh Aleyhisselam nasıl şey mücadele etmiş, Yusuf Aleyhisselam'a ne olmuş, Musa Aleyhisselam'a ne olmuş, bunlar hep maalesef çocuklar arasında komşular arasında. Hem o oradan duyuyor, o oradan duyuyor. Yanlış da olsa bir takım şeyler oldu. Şimdi bunlar kalktı. Ama bunları bir şekilde canlandırmak da mümkün. O bakımdan bu değerleri mutlaka canlandırmamız lazım. Demin Yunus'un şiirini okudum. Yunus bir yerde diyor ki 100.000 türlü sevgi var diyor. Biri Rahman-ı Rahim, biri Şeytan-ı Racim diyor. Yani 100.000 türlü sevginin, diyelim ki 50.000'i şeytana ait, 50.000'i Rahman'a ait. Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim sıfatına. Dolayısıyla sevgiyi de Allah'ın şeyinden, sevgisinden kaynaklandırabiliyorsa, Peygamber'in sevgisinden, örneğinden kaynaklandırabiliyorsa, çünkü en güzel örnekler onlardır. Bakın, lafın birini bırakıp birine diyorum, Yunus şeyi, Yusuf suresini ben size sık sık okumanızı tavsiye ederim. Seyyid Kutup bir kitabında diyor ki, ben diyor Yusuf suresini her okuyuşumda önceden hiç okumamış gibi okurum diyor. Öyle gelir bana diyor. Hakkı ben denedim, bana da öyle diyor. Ve her okuyuşumda hakikaten çoğu zaman ben kimseyi gözyaşımı tutamam. Kardeşleri onu öldürmek için tertip hazırlıyorlar, kuyuya atıyorlar. Neyse oradan kurtuluyor, seneler geçiyor, vezir oluyor Mısır'a. Kardeşleri aşk ediyor, Filistin'den geliyorlar, ondan buğday istiyorlar vesaire. Sonunda onun Yusuf olduğunu anlıyorlar. Özür diliyorlar, biz hata etmişiz diyorlar. Ne diyor biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'deki ayet.
Yusuf Aleyhisselam diyor ki kendisini öldürmek isteyen kardeşlerine bugün ayıplama günü değildir diyor. Bunu not edin. Bugün ayıplama günü değildir diyor. Bugün birbirimizi yeniden tanıma, kardeş olma, kardeşliğimizi kuvvetlendirme günü. Keşke hepimiz böyle davranırız. Ben sözü uzatmayayım. Epeyce oldu. Aslında söylenecek çok şey var. Ama özünü, işin özünü anlatmaya çalıştım. Şeyin size Yunus'tan ilahi okumak istiyorum ama ondan önce bir şiir okuyacağım, şiirle bitireceğim. Beğendiğiniz zaman bir şiir çok güzel bir şiirdi. Ben 50 senedir bütün okullarda, üniversitelerde, hatta televizyonlarda bir şiir kullandım. Konferanslarında falan, öğretmenler falan da biliyordum. Merhametsiz taş, şiirin adı taş. Merhametsiz kalpleri sana benzettiler. Sana dilsiz, sana ruhsuz dediler. Halbuki senindir değirmenlerdeki beste. Senin rövbişin verir ruhuna heykel tıraş. Sana yanıldır der, sana vurulur baş. Başını taşa çalıyor der ya, sana vurulur baş. Milyonlarca insanın, milyonlarca yıl tapındığı taş. Sensin kucaklayan mehtabım. Surlarla, sütunlarla, çeşmeler, kemerler senden yapılır. Senden yapılır Allah'a uzanan merdivenler. Namaz vakti Müslümanlara senden haykırır. Allah günahkar kullarını taş edermiş. Görmedim. Ama inanırım. Hatta bir gün gelecek, gökten de yağacaksın sanırım. Taşladır beka, taşladır ebediyet. Taştan başka ne bırakır tarihe medeniyet? Ve bir gün yatırılır boylu boyunca şehrin musalla taşına. Yine bir taş dikilir başıma. İşte o taştır, insanoğlundan baki, üstünde bir tarih, bir fatiha. Ve bir hüvel baki. O ilahiden de bir parça okuyup da bitirelim. Biliyorsunuz, ben her zaman şunu söylerim, bakın. Ben çocuklarımla, torunlarımla vesaireyle filan, Yunus'un 700 sene evvel yaşamış Yunus'un ilahileriyle bağlantı kurabiliyorum. 3 aylık, 5 aylık, 8 aylık, 10 aylık, 1,5, 2,5, 3,5 yaşındaki çocuklar, torunları vesaire falan alıyorum omuzuma, dolaşıyorum köyün şeyin içinde, evin içinde, okuyorum bunları. Mehter marş okuyorum bazen, anladın mı? Konuşamıyorum. Ama böyle rap rap diye yürüyorum, birden zın diye duruyorum. O müziğin ahengine kendisini kaptırdığı için durmam istemiyor. Yürü de diyemiyor, konuşamıyorsam. Topuklarını vuruyor buraya. Yürü ve konuş diyor. Yürü ve söyle. Ben devam ediyorum. Ha, onun için Yunus'un bütün sözleri, bütün ilahileri her çocuğa, her zamanda, her devirde, her insana hitap edebilen şeyler. Bu okuyacağım ilahi de bildiğimiz şeyler ama bir şeyini okumak istiyorum. Bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz. Bu ne yâredir ki zahmı bulunmaz. Ya Allah, ya Allah, Allah. Yunus öldürüyor salaneriler, Yunus